İklim elemanlarının bir diğerleriyle devam ediyoruz. Nemlilik ve yağış. Canlı yaşamı için en önemli ögelerden birisidir su. Sıcaklığının durumuna göre katı, sıvı veya buhar halinde yeryüzünde suyu bulabiliriz. Su buhar halindeyken hava içine karışmış, gözde görülmeyen bir gazdır. Fakat hava sıcaklığı düşünce soğuyup yoğunlaşarak küçük su tanecikleri haline geçebilir. Böylece sis ya da bulut halinde gözle görülebilir bir duruma gelebilir. Bu tanecikler irileşir ve bir yoğunlaşma çekirdeği etrafında toplanabilirse yağışları oluşturur dünya üzerinde. Nem dediğimiz şey temel olarak atmosferdeki su buharıdır. Nem, buharlaşma dediğimiz olayla meydana gelir. Su buharının kaynağı ise serbest su yüzeyleri, bitki toplulukları, kar ve buz örtüsü, nemli toprak yüzeyleridir. Buralardan buharlaşan su atmosfere karışır ve su döngüsünü oluşturur bu şekilde gördüğümüz üzere. Nem çeşitlerini inceleyecek olursak mutlak nem dediğimiz nem türü 1 cm3 havanın içinde bulunan su buharı miktarıdır. 1 cm3 havanın içinde bulunan temel su buharı miktarıdır. Havanın mutlak nemliliği o yerdeki su kütlesine ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilir. Özelliklerini inceleyecek olursak mutlak nem sıcaklık ile doğru orantılı olarak artar. Çünkü buharlaşma artacaktır. Ekvatordan kutuplara deniz seviyesinden yükseldikçe ve denizlerden uzaklaştıkça havadaki mutlak nem miktarı azalır. Mutlak nem en fazla ekvatoral bölgelerde görülür dünya üzerinde. Türkiye'de en fazla ise Akdeniz kıyılarında mutlak nemi görürüz. En az olduğu yerler dünya üzerinde çöller ve kutuplardır. Ülkemizde en az olduğu yer ise Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Maksimum nem ise belirli bir sıcaklıkta 1 cm3 havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarıdır. Bir hava kütlesi taşıyabileceği maksimum nemi almış ise doymuş hava durumuna ulaşmış demektir. Doyma noktası sıcaklık ile doğrudan ilgilidir. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı artar. Buna göre sıcaklık arttıkça havanın doyma sınırı da, doyma noktasının sınırı da yükselir. Bu durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte gördüğümüz gibi sıcaklık arttıkça maksimum nem taşıma kapasitesi de grafiğimizde artmaktadır değerli arkadaşlar. Bağıl yani nispi bir diğer adıyla oransal nem. Mutlak nem miktarının maksimum nem miktarına oranına bağıl nem diyoruz. Hava kütlesinin doluluk oranını bize gösterir bağıl nispi oransal nem. Bağıl nem yüzde olarak ifade edilir. Ayrıca havanın doyma açığının bilgisini de bizlere verilir. Bağıl nemi nasıl tespit ederiz? Bağıl nem mutlak nemin maksimum neme bölünmesi ve 100 ile çarpılması sonucunda yüzde olarak elde edilir. Bağıl nem havadaki su buharı miktarının azalıp çoğalması ile yakından ilgilidir. Örneğin ekvatoral bölgede mutlak nem yüksek olduğu için bağıl nem de doğal olarak yüksektir. Mutlak nem değişmediği zamanlarda bile sıcaklığın değişmesine bağlı olarak bağıl nem azalıp çoğalır. Bu durum aşağıdaki grafikte görülmektedir. Bağıl nem en fazla ekvatoral bölgede, ılıman okyanus bölgelerinde ve sıcaklığın düşük olduğu kutuplardadır. Türkiye'de Doğu Karadeniz kıyılarında bağıl nem oranı da fazladır değerli arkadaşlarım. Bağıl nem mutlak nem miktarı ile doğru, maksimum nem miktarı ile ters orantılıdır bilgi notunda anlatıldığı üzere. Örnek bir sorumuz var, hemen çözelim. Bağıl nem belirli bir sıcaklıkta havada mevcut su buharı miktarının havanın o sıcaklıktaki taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranıdır demiş ve bağıl nemin tanımını yapmış soruda. Aşağıdaki grafik belli bir yerde 5 farklı sıcaklıkta havada mevcut su buharı ile havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarını gram bölü metreküp şeklinde göstermektedir demiş. Yukarıdaki bilgilere göre kaç santigrat derece sıcaklıkta havada bağıl nem en düşüktür diye sormuş.
Grafiği incelediğimizde 20 santigrat derece sıcaklığa sahip noktada maksimum nem ile mutlak nem arasındaki farkın en fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği 20 santigrat derece oluyor değerli arkadaşlar. Buharlaşma. Suyun buhar haline gelmesi olayıdır. Temel tanımı bu şekildedir. Bağıl nem oranının fazla olduğu yerlerde buharlaşma az olurken, bağıl nem oranının az olduğu yerlerde ise buharlaşma fazla olur. Suyun olmadığı yerde buharlaşma artarsa kuraklık meydana gelir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ülkemizde gözlemlediğimiz gibi. Örnek bir sorumuz daha var. Buharlaşma miktarı sıcaklıkla doğru, bağıl nemle ters orantılıdır demiş bilgimizde. Yukarıdaki grafikte 5 merkezin sıcaklıkları ve bağıl nem oranları gösterilmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre bu merkezlerden hangisinde buharlaşma miktarının en az olması beklenir diye sormuş. Buharlaşma sıcaklıkla doğru, bağıl nem ile ters orantılıdır demiştik. 1 numaralı merkezde bu sebepten buharlaşma en az olduğunu tespit edebiliyoruz değerli arkadaşlar. Yoğunlaşma. Bir hava kütlesinde doyma miktarından fazla su buharı bulunursa, yani bağıl nem dediğimiz oransal nispi nem %100'ü aşarsa fazla su buharı yoğunlaşır. Çok küçük su veya buz tanecikleri haline geçer. Bu durumda atmosferde gözle görülemeyen bir gaz olan su buharı görünür hale gelir. Yani sis veya bulutları oluşturur. Bu olaya yeryüzünde yoğunlaşma adını veriyoruz. Yoğunlaşmanın gerçekleşebilmesi için havanın soğuması gerekli. Yani hava soğudukça bağıl nem artacağı için yoğunlaşmanın meydana gelebilmesi için temel olarak havanın soğuması gerekli. Havada yeterli oranda nem bulunması gerekli. Yoğunlaşma çekirdeklerinin, yani atmosferdeki tozların bulunması gerekli. Havanın ısınması yoğunlaşmayı önler. Bu sebepten havanın soğuması yoğunlaşmanın oluşabilmesi için temel bir etkendir. Yoğunlaşmanın çeşitlerini incelediğimizde ise ilk olarak karşımıza bulut çıkıyor. Havadaki su buharının yükseklerde yoğunlaşmasından doğan küçük su damlacıkları kümesi olarak tanımlıyoruz bulutu. Bulutları 3 farklı tipte inceliyoruz. Alçak bulutlar, yani stratüsler. Yerden itibaren toplam 0.5 ve 2 kilometre arasında oluşan bir tabaka gibi gökyüzünü kaplayan yoğun ve koyu renkli bulutlardır stratüsler. Genellikle çisenti şeklinde yağış bırakırlar. Orta bulutlar, yani alto kümülüsler, 2 ila 6 metre arasındaki yükseltilerde yoğuşmalara bağlı olarak oluşan bulutlardır. Yoğunlaşma belli bir seviyede başladığı için alt kısımları düzdür, üst kısımları pamuk yığınlarını andırır. Kısa süreli sağanak yağışlara neden olabilir alto kümülüsler. Yüksek bulutlar, yani sirüsler, bir diğer adıyla tüy bulutları, 6 ila 12 kilometre arasında oluşur tüy bulutları. Bu seviyelerdeki su buharı azlığına bağlı olarak bulutların görünüşleri tüy şeklindedir. Oldukça ince bir yapıya sahiplerdir. Genel olarak sirüs adını veririz bu bulutlara. Yine resimlerimizde kümülüsleri ve sirüslerin gözlemlendiği anların fotoğrafları görülmekte. Bulutluluk oranı. Gökyüzünün bulutlarla kaplı olma oranı olarak tanımlayabiliriz. Bulutluluk arası nefometre ile ölçülür diyor. Bulutluluk, bağıl neminin sürekli yüksek olduğu yerlerde fazla, düşük olduğu yerlerde ise az olarak görülür. Bulutluluk oranının fazla olduğu yerlerdeki temel özellikler ise yeryüzünün ısınma ve soğuması azdır. Yani sıcaklık farkları günlük olarak azdır. Güneşlenme ve güneş enerji potansiyeli azdır bulutluluk fazla görüldüğü için. Kapalı hava isteyen tarım ürünlerini yetiştirebiliriz burada. Ancak örneğin çay gibi. Ancak olgunlaşma döneminde güneş ışığı isteyen ürünler pek yetiştiremeyiz. Pamuk gibi. Ülkemizde bulutluluk oranının düşük olduğu Karadeniz bölgesinde çay tarımının rahatlıkla yapılabilmesini buna örnek gösterebiliriz.
Örnek bir sorumuz daha var. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yıllık ortalama güneşlenme süresinin 2000 saatten az ve 3000 saatten fazla olduğu yerler taramalarla gösterilmiştir. Ülkemizin güney kesimlerini 3000 saatten fazla, Kuzeydoğu Anadolu ise 2000 saatten az olarak temel olarak göstermiş. Buna göre bu yerlerdeki güneşlenme sürelerinin farklı olmasında doğal bitki örtüsü, denize yakınlık ve bulutluluk oranı etkenlerinden hangisi etkilidir diye sorduğunda güneşlenme süresi üzerinde temel olarak etkili olan etmen bulutluluk oranıdır değerli arkadaşlar. Denize yakınlık ya da doğal bitki örtüsünü bu seçenekler arasında değerlendiremeyiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği yalnız 3 oluyor. Yoğunlaşma çeşitlerinden sis. Sis nemli havada nemli hava kütlelerine soğuk zemine temas etmesiyle oluşur. Sis genellikle yoğunlaşmış su taneciklerinin atmosferde asılı bir biçimde durması olayıdır. Çiseleme biçiminde çok hafif yağış bırakabilir sis dediğimiz yoğunlaşma olayı. Sisin temel nedeni durgun özellikle hava kütleleri, yani rüzgarsız hava kütlelerinde çeşitli nedenlerden dolayı soğumasıyla oluşur. Hava kütlesinin soğuma nedenine bağlı olarak sisler şu şekilde oluşur. Birinci şekle baktığımızda rüzgar ılık denizlerden soğuk karaya doğru esince karada sis olayını meydana getirir. Rüzgar sıcak denizlerden soğuk denizlere doğru esince soğuk sular üzerinde sis oluşmasına neden olur. Rüzgar sıcak karalardan serin denizlere esince deniz üzerinde sis oluşmasına neden olur. Serin denizler üzerinde alçalıcı hareket deniz üzerinde sis oluşumu meydana getirebilir şeklimizde gördüğümüz gibi. Sıcak cephelerde alttaki soğuk havanın meydana gelen yoğunlaşma, havanın içinde meydana gelen yoğunlaşma yeryüzünde sis oluşmasına neden olur. Yere değen yoğunlaşmalara sis, yüksekte olanlara bulut deriz değerli arkadaşlarım. Çiğ. Gece boyunca sıcaklık kaybı yüzünden soğuyan ve yere değen nemli havanın yoğunlaşması ile oluşur. Sabahları soğuk cisimler üzerinde biriken su damlacıkları şeklinde görürüz çiği, resmimizde de gördüğümüz gibi. Kırağı ise oluşumu çiğe benzer fakat sıcaklığın 0 santigrat derecenin altında olduğu zaman cisimler üzerinde yoğunlaşma su değil, çok küçük ve ince buz kristalleri şeklinde oluşur yine fotoğrafta gördüğümüz gibi. Kırç ise kıraya benzer bir şekilde bir buz oluşumudur fakat soğuk kış günlerinde aşırı soğumuş su taneciklerinden oluşan buz tabakası şeklinde bir yoğunlaşma olayıdır yine resimde gördüğünüz gibi. Bir diğer iklim elemanı ise yağış. Yağış dediğimiz şey temel olarak havadaki su buharının yoğunlaştıktan sonra sıvı ya da katı olarak yeryüzüne düşmesi olayıdır. Yağışın meydana gelmesi ancak havanın nem bakımından doyma noktasına erişip aşmasına bağlıdır. Yani bağıl nem oranının %100'ü aşmasından bahsediyoruz. Bu nokta aşılırsa hava içindeki su buharının fazlasını artık taşıyamaz. Fazla olan su buharı da sıvı veya katı halde yeryüzünde yağışları oluşturur. Yağış çeşitlerine bakacak olursak yağmuru incelediğimizde bulut oluşturan küçük su taneciklerinin birleşerek sıvı halde yere ulaşmasıyla oluşur yağmur dediğimiz yağış çeşidi. Yağmur gerek yoğunlaşırken gerek düşerken havadaki tozları da içine alarak yere indirir. Havanın temizlenmesine neden olur. Kar ise sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düşmesiyle su buharının doğrudan buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması olarak ifade edilir. Kar taneleri sayısız kristallerden oluşur. Her kristal çok sayıda yüzeye sahip olduğu için güneş ışınlarının tamamını dağıtır. Bu nedenle kar taneleri beyaz olarak görülür değerli arkadaşlar. Bir diğer yağış çeşidi ise dolu. Dikey hava hareketlerinin çok güçlü olduğu bulutlarda
hızla yükselen aşırı soğumuş su tanelerinin yükseklerde donması sonucu oluşur dolu. Özellikle orta enlemlerde havanın ılık olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında sıkça görürüz, tıpkı ülkemizde gördüğümüz gibi. Çünkü bu dönemde konveksiyonel, çok güçlü konveksiyonel yani yükselici hava hareketleri görülür. Örnek bir sorumuz var. Ecem ve Ada'nın aileleri yaşadıkları kente yakın bir tatil beldesine gittiler. Tatil dönüşü Ecem ve Ada bu yerde geçirdikleri ilk günü sabahleyin erken hareket ettik. Yaz mevsimi olmasına karşın burada havalar yeni ısınmaya başlamıştı. Otele vardığımızda sis henüz dağılmamıştı. Bitkiler üzerinde çiğ damlacıkları vardı. Öğleye doğru hava ısındı ve sis dağıldı. Öğleden sonra gökyüzünde tek tük bulutlar görüldü. Akşama doğru kuvvetli bir rüzgar ve peşinden siyah bulutlar belirdi. Şimşek ve gök gürültüsünden sonra yağmur damlacıklarının düşmesi gecikmedi. Otele girdiğimizde sağanak yağış çoktan başlamıştı olarak anlatmışlar. Buna göre bu tatil belgesinin aşağıdakilerden hangisinde yer alması beklenir diye sormuş bize. Ecem ve Ada'nın tatilini geçirdikleri yerin yaz mevsiminde bu iklim özelliklerine sahip olmasından dolayı yüksek bir kesimde olduğunu çıkarımını yapabiliriz. Seçeneklere baktığımızda Bolu Dağları şıklar arasındaki en fazla ortalama yükseltiye sahip noktadır. Bu sebepten yüksek bir noktada yaz mevsiminde farklı iklim özellikleri yaşadığını görüyoruz. Örnek bir sorumuz daha var. Yukarıda esiş yönü ve ortamı gösterilen rüzgarlardan hangilerinin yağış getirmesi beklenir diye sormuş. Şekilleri incelediğimizde dağ yamacı boyunca yükselen hava hareketi arayacağız. Bunlara, şekillere baktığımızda ise yalnızca bir numaralı şekilde dağ yamacında yükselen bir hava kütlesini görüyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız bir A seçeneği oluyor. Diğer şekillerde yükselici hava hareketi göremiyoruz. Yağışın çeşitleri. Bunlardan ilki orografik yani yamaç yağışları. Nemli havanın yamaç boyunca yükselmesi, yükselirken soğuması ve içindeki su buharını yoğunlaşarak yağışa dönüştürmesi sonucu meydana gelir. Dağların rüzgara dönük yamacı yükselen hava kütlelerinin soğuması nedeniyle yağış alır. Bu durum orografik yağışların en belirgin özelliğidir. Karadeniz kıyılarının çok fazla yağış alması buna temel bir örnektir. Şekilde de görebileceğimiz gibi nemlikli rüzgar yamaç boyunca yükseliyor. Yükseldikçe soğuyor. Soğudukça bağıl nem oranı artıyor ve yoğuşarak en sonunda yağış bırakıyor. Hemen dağın ardından alçalıcı olarak özellik gösterdiğinde ise fön rüzgarı karakteri kazanıyor. Bir önceki rüzgarlar konusunda anlattığımız gibi. Orografik yağışların temel özelliklerine bakacak olursak dünyadaki en yağışlı yerler orografik yağış alan yerlerdir. Nereler buralar? Hawaii adaları, Brezilya'nın ve Madagaskar'ın doğu kıyıları, Hindistan'da Gat ve Himalaya dağları, yaz musonlarının etkili olduğu alanlardır buralar ki dünyanın en fazla yağış alan bölgesidir. Yine Cherrapunji gözlem noktası Himalaya dağlarının eteklerinde bulunmaktadır. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçları ülkemizde, yine Torosların güney yamaçları ve Avrupa kıtasında batısı ve Kanada'nın batı kıyıları orografik yağış alan yerlere örnektir değerli arkadaşlar. Hemen örnek bir sorumuz daha var. Orografik yağışlar denizden gelen nemli hava kütlelerinin kıyı çizgisine paralel uzanan dağ sıralarına çarparak yükselmesi sonucu meydana gelir. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde yıl içinde orografik yağışların daha fazla görülmesi beklenir demiş. Seçeneklerde verilen dağları ve yamaçlarını incelediğimizde Karadeniz kıyılarında denize bakan yamaçları yani kuzey yamaçları bulmaya çalışacağız. Şıklar arasında Küre Dağları'nın kuzey yamacı, Karadeniz'de denize bakan yamaçları bir örnektir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı orografik yağışların görülme olasılığının daha fazla olduğu nokta Küre Dağları'nın kuzey yamaçlarıdır değerli arkadaşlar. Bir diğer yağış çeşidimiz ise cephe, bir diğer adıyla frontal yağışlar.
Cepheler, farklı sıcaklık ve nem özelliklerine sahip olan hava kütlelerinin karşılaşma alanlarıdır. Cephelerde hafif olan sıcak hava daha ağır olan soğuk havanın üzerine doğru yükselir. Bu sırada alttan soğur, soğudukça yoğunlaşır, doyma noktası düşer ve nemin bir kısmını yağış olarak yeryüzüne bırakır. Cepheler genellikle alçak basınç yani siklon aralarında görülür. Yeryüzündeki yağışların büyük bir kısmı cephe yağışları şeklinde meydana gelir. Yani dünya üzerindeki en yaygın yağış türüdür cephe yani frontal yağışlar. Kutup dairesi civarında batı rüzgarları ve kutup rüzgarlarının karşılaşması ile yıl boyunca cephe yağışlarını görürüz. Batı rüzgarları sıcak, kutup rüzgarları soğuk karakterli rüzgarlar olduğu için bu noktalarda cephe yağışları yıl boyunca görülür. Batı ve Orta Avrupa'da sonbahar ve kış mevsimlerinde cephe yağışları meydana gelir. Anadolu'da ve bütün Akdeniz'de kış yağışlarının büyük bir bölümü cephe yağışları şeklinde meydana gelir. Bir diğer yağış çeşidi ise konveksiyonel yani yükselim yağışlar değerli arkadaşlar. Isınan hava yükselir, yükselen hava soğur. Soğuyan hava yoğunlaşarak bulutları ve yağışları meydana gelir, getirir. Konveksiyonel yağışların, yükselim yağışlarının temel oluşumu bu şekildedir. Isınan hava yeryüzünden yukarıya doğru yükselir. Yükseldikçe soğur. Soğudukça bağıl nem oranı artar ve yoğunlaşır. Ve en sonunda yağış bırakır. Özellikle karalarda öğleden sonraları konveksiyonel yağışların görülmesinin temel nedeni öğleden sonra yerin fazla ısınmasından dolayı yükselici hava hareketinin gerçekleşmesidir değerli arkadaşlar. Ekvatoral bölgede yıl boyunca orta kuşak karalarında ilkbahar aylarında yaygın bir biçimde yükselim yağışlarını görüyoruz. Orta kuşak karalarının yüksek yerlerinde yani sert karasal iklimin görüldüğü bölgelerde ise yaz aylarında konveksiyonel yani yükselim yağışlar etkili oluyor. Ülkemizde en fazla İç Anadolu bölgesinde ilkbahar ve yaz başlarında görülürler. Bu bölgede oluşan bu yağışlara 40 ikindi yağmurları adı verilir. Konveksiyonel hava hareketi genellikle sağanak yağışlara ve dolulara neden olur değerli arkadaşlar. Yağış miktarını etkileyen temel faktörleri inceleyecek olursak, yıllık yağış miktarı birim alana yıl içinde düşen toplam yağışın milimetre veya santimetre cinsinden ifadesidir. Yağış miktarı pluviyometre ile ölçülür. Bir yerin yağış miktarını temel olarak şu faktörler etkiler. Hava kütlesinin temel özelliği. Bir yerde yağış oluşabilmesi için hava kütlesinin içinde yeterli miktarda su buharı bulunması gerekir ve içindeki sıcaklık koşullarının yükselici hava hareketlerine olanak sağlaması gerekir. Bu nedenle nemli hava kütlelerinin yolu üzerinde olan yerler daha çok yağış alır dünya üzerinde. Bir diğer etmen ise yüksekliğin etkisi. Genellikle belli bir düzeye, ortalama 2000 milimetreye kadar yükseldikçe yağış artar. Bu durum hava kütlesinin belli sıcaklıkta ancak belli miktarda nem taşıyabilme özelliğiyle ilgilidir. Hava soğudukça nem taşıma kapasitesi azalacağından yağış görülür. Çevresine göre yüksek olan yerler bu kurala göre daha fazla yağış alır. Orografik yani yamaç yağışları da bu yolla oluşur değerli arkadaşlar. Bir diğer etmenimiz ise yer şekillerinin etkisi. Dağların nemli hava kütlelerine dönük yamaçları diğer yamaçlara göre çok daha fazla yağış alır. Rüzgara dönük yamaçların dikliği, yüksekliği ve sürekliliği oranında yağış miktarı artabilir. Bu durumda dağların öbür yamaçları hissedilir derecede kuraktır. Doğu Karadeniz bölümü temel olarak buna örnektir. Deniz kıyısındaki dağların uzanış yönünde yağış üzerinde etkili bir faktördür. Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzanır. Bu nedenle yağış miktarı az. Deniz ikliminin etki alanı iç kesimlere doğru daha geniştir. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde ise bu durum tam tersi bir şekilde gerçekleşir. Bir diğer etmen denize uzaklığın etkilisi. Denizden uzaklaştıkça yağış azalır. Çünkü nemli hava kütleleri içindeki nemin büyük bir bölümünü kıyı kesimlerinde bırakır ve içerilere daha kuru havalar olarak sokulur.
Bir diğer etmen deniz akıntılarının etkisi. Sıcak deniz akıntıları veya sıcak denizler üstlerindeki havanın ısınıp nemlenmesine neden olur. Bu nemli kütleler serin karaya doğru giderlerse yağış bırakırlar. Soğuk su akıntıları veya soğuk denizler üzerindeki kütleler buharlaşma ve nem daha az olacağından çok daha az yağış bırakırlar. Kısaca sıcak akıntılar kıyılarda yağışa yol açtığı halde soğuk akıntılar yağışın azalmasına neden olurlar. Deniz akıntılarının yağışa etkisi de bu şekildedir. Dünya üzerinde yağışların dağılışı, yeryüzünde yağışların dağılışı. Dünya üzerindeki en çok yağış alan bölgeleri sıraladığımızda sürekli alçak basınç alanları, sürekli rüzgarların karşılaşma alanları ile denizden esen rüzgarların etkili olduğu kıyılar en çok yağış alan yerleri oluşturur. Buna göre en yağışlı olan bölgeler dünya üzerindeki şunlardır. Ekvatoral bölge. 10 kuzey ve 10 güney enlemleri arasında yer alır ekvatoral bölge bildiğiniz gibi ve bu bölgede yağış rejimi doğrudan güneş ışınlarının düşme açısının etkisi altındadır. Yıllık yağış ortalaması 2000 mm dolaylarındadır. Bir diğer fazla yağış alan bölge ise Muson Asyası. Yaz musonlarının etkisiyle çok fazla yağış alır Muson Asyası. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üzerindedir. Yeryüzünün en çok yağış alan bölgesi olan Cherrapunchi gözlem istasyonu ise yine Muson Asyası'nda bulunur. Orta kuşak karalarının batı kıyıları. Batı rüzgarlarının etkisiyle yağış miktarı 1000 ila 1500 milimetre arasındadır orta kuşak karalarında. Batı ve Kuzeybatı Avrupa'nın Atlas Okyanusu kıyıları ile Kanada'nın batı kıyıları orta kuşak karalarının batı kıyıları olarak tarif edilir. Ayrıca Güney Amerika'nın güneybatısı, Madagaskar ve Avustralya'nın doğusu da dünya üzerinde fazla yağış alan bölgelerden bazılarıdır. Hemen örnek bir sorumuz var. Onu da çözelim. Dünyanın en fazla yağış alan yöresi haritada kaç numarayla gösterilmiştir diye sormuş. En fazla yağış alan bölgesi dediği için hemen Güney ve Doğu Asya kesimlerine bakıyoruz. Yani Muson Asyası'na 4 numaralı noktamız Muson Asyası üzerinde işaretlenmiş. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor değerli arkadaşlar. Dünyanın en az yağış alan yerleri ise yine haritamız üzerinde işaretlenmiş yüksek basınç alanları ile deniz etkisine kapalı olan karaların iç kesimleridir olarak ifade edilmiş en az yağış alan yerler. Bakalım sıralayalım. Dönenceler çevresi. Dönenceler çevresinde dinamik yüksek basınç alanların oluşturduğu çöller bulunur. Buralar yeryüzünün en az yağış alan yerleridir. 30-40 milimetre ortalama ile. Kutup bölgeleri. Kutuplar termik yüksek basınç alanlarıdır. Buralar soğuk çöller olarak da adlandırılır. Hava kütleleri yüksek basıncın etkisiyle alçalıcı özellik gösterdiği için yağışlar yok denecek kadar azalmıştır. Ortalama 100-150 milimetre arasında değişir. Karaların iç kesimleri. Dağlarla çevrili olan, çevrelerine göre daha çukurda kalan alanlardır karaların iç kesimleri. Yağışlar çevredeki yüksek dağlık alanlara düşer. İç kesimlerde hava kütleleri alçalıcı hareketler yaptığından dolayı yağışlar büyük ölçüde azalır. İç Anadolu bölgesine temel olarak buna örnek verebiliriz ülkemizde ve ayrıca soğuk su akıntılarının görüldüğü kıyılar dünya üzerinde az yağış alan noktalardır. Yağış rejimini inceleyelim. Bir bölgede yağışların yıl içinde aylara, mevsimlere göre dağılışına yağış rejimi deriz temel olarak. Yağış rejimi belirli koşullar altında gerçekleştirdiği için her yıl hemen hemen aynı gidişatı gösterir. Bu yüzden yağış rejimi kendine özgü olan bölgeler belirmiştir dünya üzerinde. Yağış rejimini iki farklı başlıkta inceliyoruz. Düzenli ve düzensiz yağış rejimi olarak. Grafiği incelediğimizde yıl içinde her ayı yağışlı olan bir bölge olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Ekvatoral ve ılıman okyanusal iklim kuşakları bu düzenli yağış rejimine gösteren alanlardır. Yine grafiğe baktığımızda her ay, her mevsim yağışlı olduğunu görebiliyoruz. Düzensiz yağış rejimi ise yılın bazı dönemlerinde yağış alan iklimlerdir. Yine grafiğe baktığımızda bu bölgenin yaz, bahar ve yaz aylarında fazla yağış aldığını görüyoruz. Örneğin Akdeniz bölgesi ve Muson Asyası gibi. Bir örnek sorumuz daha var.
Bitki örtüsünün orman olduğu, akar sürecimlerinin düzenli olduğu ve tarımda sulamaya duyulan gereksinimin az olduğu bir bölgede bu özelliklerin oluşmasında aşağıdaki koşullardan hangileri daha etkilidir diye sormuş bize. Şıkları incelediğimizde temel olarak sıcaklık değerleri ve yağış rejiminin bu özellikler üzerinde daha fazla etkili olduğunun çıkarımını yapabiliyoruz. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği oluyor değerli arkadaşlar. Dersimize sizlere iklim elemanlarından basınç, rüzgar, nemlilik ve yağışı anlatmaya çalıştım. Başka videolarda görüşmek üzere.